Ah, söyle. Peki, sen kaç şey oyununu oynadın mı? Oynadım. 88 yılında Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda Kaktüs Çiçeği oynadım. Tabii. Igor 88'de. Oynadım. Ben gelmeden önce. Sen gelmeden bir sene önce. Evet. Sen 89'da geldin. 89'da geldim, evet. 88'de. Hatta önce Kuşey'i oynuyordum. Mesela Kuşey'i oynuyordum. Hı-hı. Yaşlı bir şey. Çok da sinirlerim bozuktu. Çünkü 21 yaşındaydım o zamanlar. Yaşlı adam oynatıyorlar Devlet Tiyatrosu'nda. Sonra Sönmez Atasoy. Niye yaşlı adam oynuyor? Ne bileyim, sevmediler beni herhalde gençken. Sonra Sönmez Atasoy. Hayır, geldi. Çirkindin sen gençken. Şimdi hayır, çok yakışıklıydın. Büyüyünce çok güzelleşti. Çok yakışıklıydım ya. Hiç anlamadım bunu. Biz hepimiz çirkindik. Ne var canım? Sonra ama yaşlanınca bir tatlı bir hava geldi sana böyle mis gibi. Yani... Öyle mi oldu? Öyle olmadı mı? Bence, bu program böyle gitmez ben, bence çok seksi oldu. Peki hikayeyi bize biraz anlatsana. Ya işte Kaktüs Çiçeği'nde Mösyö Kuşey'i astılar. Sonra Sönmez abi, Sönmez Atasoy rahmetli. O geldi. Dedi kast yanlış dedi. Bu adam niye yaşlı oynuyor? Sen bir Igor'u oku dedi. Igor da komik şön değil mi? Komik şön ve Uğur Polat oynamıştı. Öyle mi? Adana Devlet Tiyatrosu'ndayken. Okuttu, ben de okudum. Ondan sonra ben oynadım Igor'u. Ondan sonra da hep zaten o tip roller oynadım. Sonra da birlikte de oynadık. Sonra. Nasıl bir oyun yani, gidip seyredilir mi? Eğlenceli çok, mi? Çok eğlenceli. Zaten bu 60-70'li yıllarda, 80'li yıllarda falan gişe kurtaran oyun olarak bütün dünyada adlandırılıyordu. O yüzden biz çok eğleniyorduk. Serhat Nalbantoğlu oynuyordu zaten. Tabii. Ve çok komik bir adam. Evet. Çok eğlenceli. Serhat Erkan Taşlı. Norbert mi? Erkan Taşlı. Evet. Norbert mi oynuyordu? Evet. Çok iyi. Çok iyi oynuyordu. Çok eğleniyorduk. Bir sürü yere de turne yaptık tabii. Ben senin sayende oradaki ilk gelip yönettiğim oyunda sen bacağını kırdığın için senin rolünü aldım. Aşil tendonum kopmuştu. Evet, aşil tendonum koptu. Ve o gün ne acayip bir gündü. Korkunç. Serhat Nalbantoğlu müdürümüz. Sen bacağını kırdın. Büyük bir kıyamet koptu. Eyvah. İşte kamuoyu oyununda ne yapılacak falan filan. İşte ben de geldim oyunu yöneteceğim ama yönetmen olarak da yazılamıyorum. Müdürümüz Serhat'ın ismi yazılmak zorunda, öyle bir hukuki bir şey var çünkü daha stajım devam ediyor falan. Reha Can'ın bacağını, şeyini, tendonunu kopardı. Sahnede herkes, kıyamet kopuyor. Oyun premier yapacak. Eyvah. Nasıl oynanacak oyun filan, neyse bakalım kim oynasın, ne yapılsın falan filan, yani kolay tedavisi de kolay bir şey değil falan. Bir sene. Fakat hiç kimse farkında değil, o gece oyun oynanıyor. Gözkap Vazyap oynanıyordu. Tabii. Gözlerimi kaparım, vazifemi yaparım Haldun Taner. Oynanacak, kimse o gece oynanacak oyunu düşünmüyor. Çıkacak oyunu düşünüyor, halbuki kocaman rolü var. Sonunda son anda Serhat çıktı. Murat Atak çıktı. Ha, Murat çıktı. Pardon, özür dilerim, doğru. Onu Murat Atak. Kamu oynadı, sen geçmiştin. Evet, ben gibi. Senin sayende rol oynadım. Ya, güzel rol oynadım. Estağfurullah. Bu çok önemlidir tiyatroda. Mutlaka birisi bacağını kırar. Ya da koparır. Ama bunu dilememek gerekiyor. Acaba niye bu kadar çok hakikaten bu kadar şey olur? Birisi sahneden düşer, bir şey olur falan. Evet, evet. Çok oluyor bunlar. Yani. Bazen sahne çarpıyor. Ne olmuştu da sen? Ne oldun? Nasıl şimdi, kopardın? Gayri resmi olanı mı, resmi olanı mı? Resmi olanı. Resmi olanı. Resmi. Çok acayip. Resmi olan merdivenden düştü. Gayri resmi olan futbol oynarken. Aşil tendonumu kopartmıştım. Of be. Of. Evet. Peki.